Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Daha önce bunu denedik ancak seri haline getirmedik. Belli mi olur bakarsınız. Bu da yeni bir seri olur. 10 dakikada 10 altcoin serisi. Hemen isterseniz başlayalım. Fazla vaktimiz yok çünkü. Buradaki ilk ürünümüz ANKR, Ankor ürünü. Hemen inceleyelim. Burada Ankor'da 150 ile 183 aralığını Çaralım bölgesi olarak ifade etmiştik günler öncesinden. Ben burada hani yükseliş trendleri falan çok fazla kullanmıyorum. Çünkü şu beyaz çizgim benim ortalamam, İME'yi üstler hareketli ortalamam gerçekten bir yükseliş trendi olarak çalışıyor. Yani ekstradan tablolara böyle her taraflara çizgi atarak böyle sizin görsel zevkinizi bozmak istemiyorum. Çünkü ver, vermiş olduğum seviyeler yani neredeyse bu trendlere tekabül eden noktalarla hemen hemen aynı oluyor. O yüzden bu videoda bu çizgileri görmeseniz de gereken her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi burada 123 ile ortalama olarak 116 alanı bizim için önemli bir destek alanı Ankor'da. Bu, şu anda buranın üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Burada bir momentum kaybı ile birlikte bir ayı uyumsuzluğu gelebilir. Ancak şu anda böyle bir tablo açıkçası yok. Yani şu an yükselişine devam edecek gibi bir tablo var. Sadece 4 saatlikte biraz aşırı alınmış bölgeye geldiğimizden ötürü bir 132 hatta 123'e kadar geri sarkabiliriz. Burada 123'ün altında kapatmamız 113'e kadar geri çekilmemize sebep olacaktır. Bu konuya çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Şu anda Ankortaki tablo bu şekilde. 150 ile 183 aralığındaki bütün e, malları satıp burada 183 kırılmadan almamak gerekiyor. Çünkü bakın ilk etapta Ankor'da ta biz burada alım bölgesini almışken bu noktalarda aynı şeyin yapılabileceğini yine konuşmuştuk arkadaşlar. Bazen e, sizlere yöneltilen e, tavsiyelere ayak uydurduğunuz zaman gerçekten çok iyi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Çünkü bu alanlar defalarca kez uygulanmış defalarca kez bu stratejiyle para kazanılmış. Yani size burada anlatılan şey defalarca kez geçmişte uygulanmış olan bir strateji. O yüzden herhangi bir sıkıntınız olmasın. Belirttiğim şekilde ilgili alanlara dikkat ederseniz sizin için iyi olacaktır. Biraz aşırı alınmış bölgeye gelmişiz. Dediğim gibi burada ufak geri çekilmeler görülebilir. Özellikle 134 ve 123 alanına kadar. 150'yi kırdığımız an üzerinde kapattığımız anda 4 saatlik 183'e doğru hareketin devam ettiğini göreceğiz. Hemen Holochain'e geçelim. Holochain'de dünkü videomuzda hatırlayacağınız üzere... Burada destek alanında olduğumuzu ve 128 alanını kaybetmememiz gerektiğinden bahsetmiştik. Burada 128 alanın üzerinde iyi tutundu ve direndi. Açıkçası bugün de olumlu bir tablo Holoçay'ın gösteriyor. Özellikle bugün bir alım sinyali görseydik çok rahat bir şekilde birkaç gün içerisinde gözlerimizi şu alanda yani 163 ile 197 alanında açabileceğimize çok rahat söyleyebilirdim size ama Henüz böyle bir tablo oluşmadı. Burada 128'in altına gün kapatmayalım şimdilik. Önemli olan nokta bu arkadaşlar. 128'in altına asla gün kapatmamamız lazım. Yani direkt alın bölgelerine kadar geri gelebiliriz. Burada ufak bir 4 saatlikte momentum kaybı görüyorum. Bu da 136'ya kadar fiyatın geri çekilmesine sebep olacaktır. 136'nın kaybı tekrar 128'leri teyit etmeye, fiyatın teyit etmesine doğru bir ee, itse de ben genel manada 128 kaybedilmedikçe şu anki görüntünün keşke bir alım sinyali görseydik. Efsane olurdu. Gözlerimizi 163 ile 197 alanında açardık. Ama ben genel manada 163, 197 ve 197, 284 alanlarını bekliyorum arkadaşlar. 4 saatlikte dediğim gibi bir momentum kaybı söz konusu. Burada yaklaşık olarak 136 bizim için çok önemli bir destek alan oldu. Buranın yitirilmesi bakın bu düşen trendi çizdi. Az önce anlattım ya size aynı olay. Buradaki düşen trend... Heyet edilmiş oluyor şu anda. 136'yı kaybettiğimiz anda ama 128'e ineriz. Bilginiz olsun. Burada bir boğa uyumsuzluğuyla yükseliş gelmişti. Henüz bir satım sinyali şey yok. Yok. Bekleyip görmek lazım. Hemen burada geçelim Algorand'a. Algorand'da bakın dün hatırlayacağınız üzere burada tabloların çok olumlu gözükmediğini bir geri çekilme olabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Burada artık 1.96 seviyesine kadar yaklaşık olarak geri çekildik Hatta gün içerisinde 192'ye kadar bile bir düşüş oldu. Burada kısa vadeli 190 seviyesini korumamız gerekiyor. arkadaşlar altındaki gün kapanışı bence bizi 180 ile 1.60'lık şu rence kadar getirecektir. Burası alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Buraya geldiği zaman algoranda alabilirsiniz. Şu anda da 4 saatlikte de ufaktan bir alım sinyali gelmiş ve içeriye para yani içeriden para çıkışının durmuş olduğunu görüyorum Çok önemli. Yani 4 saatlikte de burada yine aynı şekilde 1.90 Bunun altında 4 saatlik kapatmayalım Buradaki aldığımız tepkiyle bakın iki defa buralara yakın iğnelemişiz Hemen burada 2 dolarla 2 dolar 10 centi deneyip daha sonra 2 dolar 30 cente gideceğiz Evet diyeceksiniz belki ya söylediğin alanlar birbirinin 10 cent 5 cent yukarısı aşağısı Ama şu anki tablo neyse emin olun size bunu söylüyorum Ha genel çerçeveden baktığım zaman bir boğa filaması oluşmuş retest konumunda. Yani hemen buradan patlaması gerekiyor patlayacaksa. Yani 1.90'ın altına kapatmadan direkt algorandım buradan patlayarak hemen buradan 2.5'ü kırıp yükselişine devam etmesi gerekiyor. Çok güzel bir setup oluşmuş. Çok güzel bir formasyon oluşmuş. Gayet nizami kurallara uygun bir boğa filaması. Şu anda da retest konumundayız. 1.90'ın altına kapatmadığımız müddetçe buradan yukarı yönlü patlayacağını düşünüyorum. Wink'e gelelim. Hatırlayacağınız üzere dünkü videomuzda Wink'te herhangi bir sıkıntı olmadığını, hedefin 104 olduğundan bahsetmiştik. Özellikle 80'in üstündeki kapanış bizi 104'e götürecek demiştik. Açıkçası 80'in üzerinde kapatmasa da tablo olumlu gözüktüğü için ertesi gün hemen 104'e doğru bir hamle gördük. Şimdi burada hedefimiz 80'in üstünde kalmak arkadaşlar. 80'in üstünde kalalım bir sonraki patlama şu karalım bölgelerine olacaktır. 138 ile 160 ve 160 ile 249 buraya kadar bir patlama olacağını düşünüyorum. Daha sonra da burada elimizdeki wing'lerin hepsini satalım. Yani elinizde ne kadar wing varsa bu alanda satın. Çünkü benim de elimde wing var. Burada birlikte almıştık hatırlıyorsanız videoda konuşmuştuk. O yüzden şimdi bu saatten sonra bu patlamanın tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda günlük tabloda absürt bir durum yok gayet olumlu. Hani 4 saatlik tablolarda belki bu aşırı alınmış bölgeye gelmiş olmanın vermiş olduğu bir momentumsuzlukla belki fiyat 80 alanına kadar geri gelebilir. Bunda korkulacak herhangi bir şey yok. 80'den aldığı destekle tekrar bu sefer 104'ü kırıp hedefe ulaşmasını swing'den bekliyorum. Güncel tablo açıkçası bu şekilde destek alanımız 80 ve 69 arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen Solana'ya geçelim. Solana'da bakalım tablo nasıl gözüküyor. Solana'da da bakın ortalama olarak burada 255 dolarda satım yapılması gerektiğini en son konuşmuştuk. 255 dolarlara yakın satım yapın. Burada ortalama 216 dolar 220 dolar seviyelerinden tekrar alırsınız veya 256 dolar geçirince alırsınız diye belirtmiştik. Burada 256 doları geçemedi ancak 216-220'ye geldi. Buradan tekrar birlikte alımımızı yaptık. Şu anda hareket ediyoruz. Tablo gayet olumlu. 256 doları takip ediyorum arkadaşlar. 256 doları kırdığı anda direkt soluğu 317'de alacağız. Tablo gayet güzel para giriyor şu an solanaya. Ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Burada destek alanımız 216 dolar ile 190 dolarlık kalan. Hatta direkt olarak burada 216 dolar olarak alabilirsiniz. Yani 216 doların altı stoplu bir şekilde bakabilirsiniz. Özellikle kısa vadeli burada günlük baktığımızda 225 doların altına inmedikçe ben herhangi bir tehlike göremiyorum. 225 ile 216 arasında çok fark yok. Dilerseniz 216'nın altında stop edebilirsiniz. 4 saatlik tabloda da bakın burada ortalama bir tobo formasyonu mu dersiniz? İşte buna çanak kulp mu dersiniz şurayı görmeden? Yani bu tamamen size kalmış. Burada ortalama olarak sağ omzun altı stoplanacağı için yaklaşık bakın 4 saatlikte de tablo bize diyor ki 233 doların altında direkt olarak 216 dolara iner solana haberin olsun diyor. O yüzden isteyen daha böyle kısa vadeli trade edenler 233'ün altını stoplayıp 216 dolara kadar geri esnemesini bekleyip buralardan yeniden alım yapabilirler. Sol güncel tabloda bu. 256 dolar kırıldığı anda hedefimiz 317 dolar olacaktır. Litecoin portföyümüze birlikte eklediğimiz yine başından sonuna kadar beraber trade edip para kazandığımız ürünümüz olan Litecoin'de bakın ta buralardan 180 dolarlardan almıştık. Evet. Burada Litecoin'de bakın Golden Pocket alanının Fibonacci 0.65'e 0.618 hemen burayı tarayayım daha iyi görmeniz adına. Şöyle biraz da belirgin, belirginleştirelim. Evet. Buradaki 255 dolar ile 244 doların bizim için önemli bir destek alan olduğunu gördük. Fiyat buraya yükseldikten sonra buradan geriye bir destek aldı. Bu. Fibonacci alanından ve yukarı yönlü hareketine şimdilik devam ediyor gibi gözüküyor. Litecoin'de 313 ile 377 aralığı bir kar alma bölgesidir arkadaşlar. Yani bu alanda elinizdeki Litecoin'lerin hepsini satıp çıkmanız lazım. Hatta Litecoin'in BUSD'de tablosu yani Binance doları tablosunda bakın çok net bir şekilde kar alın bölgelerine kadar ulaştığını ve buradan geriye sektiğini görüyoruz Litecoin'in açıkçası ben e, buz tablosuna bakmadığım için burada bu satışı yapamadım ve bundan dolayı da çok üzüldüm. Yani keşke buz tarafına emir koysaydım ama ben tetir teter tarafına emir koyduğum için yani USDT tablosuna emir koyduğum için açıkçası böyle bir satım gerçekleşmedi. Ancak ben bir hamle daha bekliyorum. Yani bu aralığa doğru Litecoin'in geleceğini düşünüyorum. Şu anda buradaki kısa destek alanımız 255 dolar ile 244 dolar günlük tabloda en önemli destek alanımız ise 228 dolar olacaktır. Yani baktınız ki Litecoin 228 dolara geldi. Ben almanızı tavsiye ediyorum. Litecoin'i alın 228 dolara geldiği zaman. Şimdi burada 4 saatlik tabloda da bazı şeyleri söyleyelim. Hani arkadaşlarımız takip ediyorlar. Burada hani bir momentum kaybı yok değil aslında var. O yüzden buradaki 263 dolar seviyesine dikkat etmek lazım. Buranın yitirilmesi doğruca 245'lere kadar götürüp Belki de buralarında tutulamamasıyla şöyle bir M formasyonu gereği 228'e kadar geri çekilebiliriz. Bunun formasyon hedefini hesaplamıyorum. Yani ineceğini de zannetmiyorum formasyon hedefine kadar. Burada 228'e kadar geri çekilebiliriz. Ortalama olarak 264 doların kaybıyla 263 doların özür dilerim, kaybıyla bu serüven başlayabilir. Yani 228'e olan serüven başlayabilir. Şu anda ben herhangi bir problem görmüyorum Litecoin'de 228 dolara da düşse bir problem yok netice itibariyle buradaki 313 ile 377 aralığına bir şekilde ulaşacaktır diyerek şöyle bir dente geçelim zannedersem 10 dakikada tamamlayamayacağız. Değil gibi gözüküyor. Çünkü böyle hani yüzüstü anlatıp bırakmak istemiyorum destek şu diren şu diye. Dent de güzel. Şu anda desteğini bulmuş gözüküyor. Dent grafiği hoşuma gitti. Özellikle burada 65 alanının bizim için çok önemli bir destek alanı olduğunu biliyorsunuz ki. Bakın zaten alım bölgelerine çok yakın bir konumda. Ben Dent'in tablosunu beğendim. Yani burada 83'ü kırdığı anda direkt olarak 120'ye bir hareket yapıp 120 ile 193 kar alım bölgemize ulaşıp hedefini verecektir arkadaşlar. Dent'i ben beğendim. Dediğim gibi burada 65-6 stop olmak lazım. En ciddi destek alanı 65. Yani e, 4 saatlikte de baktığımız zaman değil mi? Burada bir e, 69 alanı var. 69 ve 65. Yani ben bundan daha ciddi bir destek alanı şu anda göremiyorum Dent'te. 4 saatlikte 69 da destek alanı ancak günlükte 65 bizim için çok önemli olacaktır. Ben dentin tablosunu dediğim gibi beğendim. Ufak bir aşırı alım bölgelerine gelmelerinden ötürü gelmesinden ötürü bir 69'a kadar geri sarkıp Buradan 82'ye kadar deneyecektir diye düşünüyorum. 82'nin kırılmasıyla da zaten ilk etapta 119 akabinde de hedefimize ulaşmış olacağız. Dent'teki son tabloda açıkçası bu şekilde. Hemen engine'e geçelim. Engine'de kar alım bölgesindeyiz. Engine'de bir alım sinyali görüyorum bugün. Ee, yani bu gece onaylanacak. Zaten gece canlı yayınımızda da konuşuruz. Bununla birlikte engine'den bir 3.5 dolar denemesi bekliyorum. Bunun olması halinde bu sefer kırabilir. Çünkü artık yani iki kere denedi bakın bir kere burada bir kere de burada yani üçüncü de artık burayı kırdığı anda yükseliş bir anda momentum kazanabilir biliyorsunuz metaverse ürünleri şu anda popüler ürünler bir anda altı 6.5 dolar görebiliriz o yüzden 3.5 dolar üzerinde yeniden alım yapmaya hazırım. Buradaki hatta bir miktar buralardan da aslında çok az bir miktarda almıştım ya yani söylediğim gibi o düşüşlerde çok az bir miktar hani buralardan şu an alınmaz. En azından belki bir bekleyin 2.60'lara kadar gelsin en azından dediğimiz geceden sonra. Ben bir çok küçük bir alım yapmıştım yani emir girmiştim 2.60 ve daha altına. 2.60'da olanı almıştı zaten oradan döndü. O yüzden de burada açıkçası bir miktar benim de şu an karım söz konusu. Ancak enjini şu anki durumunda almanızı önermiyorum. Bakın tam ortada arkadaşlar. Tam ortada olan bir ürün. Yani burayı mı kıracak? Buraya mı dönüyoruz? Belli değil. Ha 2.80'e gelirse o zaman düşünebilirsiniz. 2.80'e gelirse enjin az miktarda alın. Veya 3.5 doları kırınca alın. Yani şu anki konumuyla enjin alınmaz. Enjin de bizim için en önemli alan. Şu anda 2.80 alanı. 4 saatlikte de bakalım. Şöyle bir en yakın direnç alanımız 3 dolar. 3 doların kaybı 2.80'e kadar geri gelecektir. Enjin de. Enjin buralarda bugün bir alım sinyali gözüküyor. Çok önemli günlerden geçiyoruz enjin adına. Yani buralarda dediğim hamleyi yaparsanız bence çok çok kazançlı çıkarsınız. Momentum bir burada yükselmiş. Dediğim gibi burada 3.5 dolara doğru bir deneme bekliyorum. Ancak aşağıya doğru 3 doların iki 2.80'e kadar geri gelmesine sebep olabilir arkadaşlar. Hemen v e geçelim. Ya mümkün değil bunun nasıl 10 dakikadası. Yanıyor. v de açıkçası tablo güzel. Bugün bir alım sinyali gözüktü. Burada ortalama olarak 150... 3 seviyesi bizim için çok önemli. Zaten günlerdir konuşuyoruz. Hiçeyim bu noktanın altına günlük kapatmadığı müddetçe zaten karalım bölgelerinin dibinde yani hemen ulaşacağını düşünüyorum. Hiçeyini 200 225 225 241 aralığında tamamen satarak kara geçin arkadaşlar. Bu aralıkta tamamen satın ve daha sonra 242 geçirmeden yeniden Hiçeyin almayın güzel insanlar ve şu anda alacağınız engine Hiçeyinlere 153.6 stop koyun. Bir 4 saatlik tabloya bakalım. Biraz evet aşırı alınmış bölgeye gelmişiz. O yüzden buradan bir 163 ve 156 denemesi önümüzdeki saatlerde görebiliriz. 153'ün altında gün kapatmadıkça sıkıntı yok. Hedef 200, 225 ve 225, 241. Buraya doğru yukarı yönlü hareket yapacaktır. Açıkçası VeeChain'in durumu benim hoşuma gitti. Ethereum'a bakalım. Aslında Ethereum'a ilk sırada bakacaktık da. Ethereum'u biz niye bu kadar sona attık anlamadım. Yani şu an Hatırladım ethereum'a bakmamız gerektiğini. Ethereum'da bakın en yakın destek alanımız buradaki ortalama olarak e, 4 saatlikte gerçi zaten çok yakınız da bu destek alanına. 4.650 dolar. Ben günlük netini söylemek istiyorum. Bu da çok uzakta değil. Günlükte 4.480 dolar bizim için çok çok önemli bir alan. Ethereum'da genel manada 4.180 ile 3.950 dolar aralığının altına inmediğimiz bir hiçbir problem yok arkadaşlar. Buralara gelip e, Ethereum tekrar alım fırsatı verebilir buralarda takılabilir hedefi 5.650 dolar olacaktır. Bunu, e, kesinlikle düşünüyorum böyle bir e, seviyeye ulaşabileceğine Ethereum'un inanıyorum. O yüzden bu seviyeyi şimdilik takip ediyoruz. Burada en yakın destek alanı 4.480 dolar. Bunun altındaki gün kapanışları direkt olarak bizi buradaki alım bölgesine getirecektir. Yani 4.180 ile 3.900. 50'deki alım bölgesine. Burada açıkçası momentum'da bir azalma var Ethereum'da. O yüzden destek alanlarına dikkat edelim. Düşüş gelebilir burada. 4.480 seviyesine kadar. Bunun altındaki kapanışında zaten nasıl bir e, olayı ortaya çıkaracağını sizlere paylaştım. Günlük tabloda biraz açıkçası yani o momentum kaybı var. Ama genel manada dediğim gibi buraya inse de sıkıntı yok. Hedefi 5.650 dolar. Son ismimiz BitTorrent'e geçiyorum. Bitcoin de bakın yaklaşık olarak burada ortalama olarak alım bölgesinde bugün bir hareketlenme geldi ve Burada 42'yi yukarı yönlü kırmamız lazım artık. Bitcoin yatay gidiyor. Çok fazla uzun süredir yatay gidiyor. Buradan bir patlamayla 42'yi geçip 50'ye doğru artık hareketin gelmesini istiyoruz. Yani bir an önce geç şu 42'yi, getir 50'ye hareketi. Ben de elimdeki Bitcoin miktarını azalttım ama tabii ki asla kesin hepsini satmıyoruz. Burada yukarı yönlü beklentimiz 61.82. Zaten ezberlediniz artık. 82.111. BitTorrent şu an alım bölgesinde duran ürünlerden. Alım bölgesinde duran ender ürünlerden. Bakın öyle çok bugün Binance borsasında piyasaya girip baksanız. Çok fazla böyle alım bölgesindeki ürüne denk gelemezsiniz. BitTorrent ender olanlarından bence buradaki. O yüzden BitTorrent burada yani az miktarda bakıldığı zaman değerlendirilebilir. Destek alanımız 38 bunun altında direkt olarak 34'e kadar inebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama ben en kötü ihtimalle burada mesela biraz aşırı alınmış konumda en kötü 38'e gelip buradan 42'ye gideceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Belki de hatta bu kez 42'yi bile kırabiliriz. Yüksek ihtimalle de kırarız. Kırdıktan sonra 50 ve 62'ye kadar yolculuğumuz başlayacaktır. Daha sonra da işte 82 ve 111'e kadar devam edeceğiz. Şu anda ben BitTorrent'te de herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Momentum yükseliyor. Alım sinyali gelmiş. Gece bu şekilde kapanırsa çok çok olumlu olacaktır BitTorrent için diyerek. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. 10 dakika dedik 20 dakika oldu. Ancak şimdi zaten altta videoda hangi dakikalarda hangi ürünü incelediğimizi belirteceğimiz için çok çok çabuk bir şekilde aradığınız ürüne ulaşacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.